Kafaya ayin sad zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya iz nada rabbehu nidaen khafiya kale rabbi inni ve hemen azmu minni veşte alle ra'su şeybe ve lem ekun bi duayi rabbike rabbi şekiyya. 26. lema iman akşama meşgul olduğu mevzu. İman geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz-i ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Metni okuyacağım. Ben tekrar başa geleceğim. Bir de okuyorum. Metni okuyorum. İman geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz-i ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire hayatı ise cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari o cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini dağıtabildiği gibi nuru iman ile istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Metin bu. 1. İman İki yönü vardır kaynak itibariyle. Bir hakikati var, bir manası var. Hakikat ve mahiyet. Hakikat itibariyle iman mahluktur. İşaret-i icazda imanın malzemelerinden bahseder. İşaret-i icaz varsa alayım. İmanın hakikati mahluktur. İmanın mahiyeti mahluk değil, hakikati mahluktur. İmanın yapısı bu. Şimdi imanın içerisini görüyorum. Yani mahiyeti Allah yönüdür. Allah tarafı, imanın Allah tarafına mahiyet, beşer canibindeki tarafına hakikat deniliyor. Bu hakikat akşama istifadeyle bir parçasını şey yapacağım. Dur, o mahlukiyet malzemesini okuyayım. İmanın malzemesi var. Şunlarla yapılıyor. Hakikati, mahiyeti değil. Bal arısı gibi insanın ruhu bütün kainat safhalarında menkuş, gül ve çiçek gibi delillerinden bir tezgah var, ruh. Şimdi o ruha malzeme getiriyoruz. Delil, burhan, ibret, fikret, ünsiyet, usare, şira. 7 tane malzeme var. Şiralarından vicdanda o tatlı vicdan makine, zemin, ruh, o tatlı iman balları yapar. İmanın hakikati bununla yapılıyor. Bunlar mesele bu değildi benim zaten ama altyapısını yapayım diye gidiyor. İman o için büyür, küçülür, gider, gelir. Vacip olsaydı büyür, küçülmez. Verilmişse verilmiştir, verilmemişse verilmemiştir. Ama gidiyor, küçülüyor, azalıyor, çoğalıyorsa mahluk. Vacip azalıp çoğalmaz. Burası böyle. Bu imanın hakikatidir. Bu sana ne yapar? Seni nerelerden korur? İnternetlerden, haramlardan, helal haram kavramı sana yaptığı tesir. Hakikati sana verdiği, seni nereye taşıdı?
bu. Bu kemal bulursa dönersin o imanla, imanın içine girersin. Mahiyetine girersin. İmanın içine girmek. Bunu külliyatta şöyle tabir eder. Şuur-u imani takkeli olur. O imanın sana kazandırdığı değil, kazanımlarınla imanın içine girmendir. Ondan sonra miracın başlıyor. İmanın içine girmek. Ona ait bir örnek vereyim. Ne demektir? Mesela bizde şimdi şehvet var, gadab var, öfke var. Bir sürü şeylerimiz var. Nerededir? Bizdedir. Ve şu anda hakim değildir. Bizim içimizdedir. Biz onu tefekkür edersek, yani mesela nasıl derin içindedir falan, hayal edersek, onun zeminde bulursak o gizli olan duygu gelişir. Balon gibi olur, bizi kapsar, içine gireriz. Anladınız mı? Biraz anlamaya çalışıyorum. Bir daha çok önemli. Diyelim ki öfke, gadab veya şehvet şu anda içimizde o cevher olarak duruyor, uyuyor, ufak bir şey gözükmüyor. İçimizdedir. Şu anda hakim değil bana. İş yaparken, araba kullanırken, akşam yatarken, evde tekken ona ait hayal ederiz. Düşünürüz, onu aktif ederiz. Düşündüğünüz her bir şey mutlaka uyanır. Şiddetli bir şekilde onu tasvir eder, hayal edersek, düşünürsek, bu sefer o çok gelişiyor. Hatta mesela diyelim ki, Üstad öyle diyor, gadapsa, o kadı şiddetli o insan onun nasıl derin içindedir falan, bizi kapsar, yalnızız ve bizi içine alır. İçimiz dışımıza çıkar, içimizin dışındakinin içine gireriz. İçimizde olan şey dışımıza çıkar, bizi içine alır. O zaman biz içimizin içine girmiş oluyoruz. O zaman onun mahlukiyeti var mı onda? Dur daha geri. Yani içimizde olması mahluktur. İçine girdik mi mahluk değil daha. İman da böyledir. İman delil, şura, malzemeleri alırız. O bizde durur. İmanın bizde haramdır. Olmaz, caizdir değil ya. Bu ne yapıyorsun ya? Olur mu? Ayıptır, günahtır. Bu iman yaptırıyor. İmanın derecesi. Olur mu ya? İmanım gider ya. Tabi ya. Tabi estağfurullah falan. Küfre riza. Olmaz. Doğru taraftar olur. Bu imanın bize kazanımları. Burayı kaçırmayın ama. Bu imanın kazanımları. Bunun adı şuur imani takkelidir. Yani imanın sana kazanımları. Sadeleştirenlere duyurulur. Bir takke ile bir nokta. Aradaki farkı görüyor musunuz? Birisi mahluk değil, birisi mahluk. Nokta koyarsan imanın sana kazanımları. Haram, hassasiyetin, din hassasiyetin. Hayatta sana bir sürü şeyler kazandırmış. Bu din, iman inkişaf ederse bu sefer iman, şuur-u imani, takkeli'nin takkesi var. Onun içine girersin. Şimdi onun içine gireceğiz. İmanın içine girdik mi? Yani içinin içine girmek. Onun için misal verdi. İçimizdeyse hakikattır. Ama mesela şöyle de bir misal vereyim gençler çok olduğu için. Kolunu sallaya sallaya gel mermere bir vur sporcu elin kırılır. Ama vurmadan önce konsantre ol. Bizim tabirle tefekkür et. Böyle o vizli vurmanın, güçlü olmanın videosunu hayal et, hayal et, hayal et. Daha önce kırdığını böyle çok güçlü olduğunu hayal et, hat! Diye onu kırarsın. Daha önce elin kırılmıştı. Peki o güç nerede? Sende vardı. Ne ile aktif ettin dışarıya? Sporun tabiriyle konsantre, bizim tabirle tefekkürle. O gizli olan, uyumuş olan gücü dışarıya çıkarttık. O güç neredeydi? Bizdeydi. Hayal ettin, konsantre oldun, bütün güç burada toplandı. Bak şimdi beni bile aktif ediyor.
Misali söylediğim halde. Çünkü aklın böyle bir şeyi yok. Hayalle gelen veya realiteden, gerçekten geleni resmi ayırt edemez. Ne düşünüyorsanız akıl ona göre çalışır. Hayalle gerçeği ayırt edemez. Böyle kendini bir bahçede hisset, böyle hayal et. Akıl bizzat onun içinde olan adam gibi hisseder. Hayalle gelen verilerle gerçekten gelen verileri ayırt edemez. Onun için bize ne katkı sağlar bu? İyi olmak istiyorsan iyi şeyi hayal et, iyi şeyleri düşün. Hemen pat diye içinde ol. Düşündüğünüzün içine giriyorsunuz. Düşündüğünüzün içine giriyorsunuz. Tamam. Şimdi bunu anladık. İçimizin içine giriyoruz. Şimdi imanın geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen ucuz ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp cisim var bizde. Bu bedendir. Bu cisim değildirsin. Bu bedendir. Yani emin bir bardak su getir. Orada misal vereceğim için. Hem de lazım bana. Şimdi bir bardak buz kabul edin. Buz. Buz ama su değil midir? Ya mesela misal vereyim. Hem içeceğim. Buz. Hatta hakikaten buz gibi bir bardak verdi. Yani buzu gösteriyor. Tevafuk. Diyorum ki buz ama sudur. Doğru mu? Doğru. Su ama H2O. Doğru. Aynı yerdeyiz. Bir yere gitmedik. H2O ama enerji. Yine aynı yerdeyiz. Enerji ama esir. Esir ama madde hayat. Aynı hayat. Akıl, madde hayat. Aynı hayat. Akıl cevheri, ruh cevheri, ruh ahmet. Aynı yer. Buradayız. Yani hakikatleri farklı olduğu için aynı yerde sonsuz mesafe vardır. Şimdi bu sürecin adı maddi hayat. Yani şu buz. Anlamayacağınızı ilk önce ben biliyorum ama bir şeyi duyun ki ahirette alacağınız olsun. Felsefede farklı boyut deniliyor değil mi? Evet. Felsefede boyut deniliyor. Ama bu felsefenin yani fiziğin boyutunu da söyleyeyim. Buz, su, H2O, enerji, biraz daha ince fizikçi varsa esire kadar gelmiş. Bugünkü fiziğin son hududu enerji veya esir. Şu anda enerji de teori değil kesinlik kazandı. Cel meselesini İsviçre'deki. Bu süreç aynı yerdeyiz ama dikkat edin. Din diyor ki bunu olayı taşıyor. Diyor ki hayır enerji gibi gözükürken esirdir. Nasıl ki buz gibi gözüküyor ama sudur. Enerjinin de aslı esirdir. Din durmuyor. Diyor ki esirdir ama maddi hayattır. İşte maddi hayat dan başlayarak buza kadar gelen bütün süreçlerin adı cismaniyet. Bu buza beden denilir. Bu bedendir. Cismaniyetin bir şubesidir. Şimdi bu beden anlaşılıyor değil mi? Bu bedenin mazi ve müstakbeli yoktur. Hisleri. Bu beden 4 tane temel meydana gelir. His, heves, heva, tabiat. Bu hisleri bu 4 çeşit hissi buzdolabına koy. Donsun ceset. Bu cismani beden oldu. Bu 4 tanenin adı nefistir. Nefisten bahsediyorum. Bu donmuş nefistir. Şimdi bu bedenin mazi ve müstakbelle işi yoktur. Mazi ve müstakbelle hazır. Öndekini seçer veya tercih eder veya reddeder. Böyle gelecekle, geçmişle işi yoktur. Yani Allah dese ki, diyor, ey beden, ey nefis, ey bedenle, nefsiyle hareket eden, şu günahı terk et, ahirette sana cenneti vereceğim. Cennet gaybde olduğu için öyle bir donanım yoktur. Cüz-i ihtiyar hazır zamana bakıyor. Varı, şimdiki zamanı, geleceği tercih edemez. Onun için cüz-i ihtiyarı bedenseldir, hayvaniyettir, kafirlerde var.
gafil Müslümanlar da var. Şimdiki zamanı yaşayanlarda cüz ihtiyar yok, irade yoktur. Cüz ihtiyarı vardır. Yani bugünü yaşayanlarda cüz ihtiyarı vardır. İhtiyarın özelliği şuydu. Bu mu bu mu? Şunu mu bunu mu? Yani hazır olanı bu mu bu mu? O mu şu mu? Hazırı tercih eder. Bunu mu tercih bunu mu? Ama buna desen ki ihtiyarıyla hareket edene bunu bırak Allah ahirette verecek sana. Bunu bırak bak geçmişteki hatana kefaret olsun. Hayır. Onun için ihtiyarıyla hareket edene ustad burada diyor ki cüz-i ihtiyarı yani geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz-i ihtiyarın dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani iradenin özelliği ise nedir? Cüz-i ihtiyarı anlattım. Hazırdakiler arasında seçim yapar. Gayba seçim yapamaz. Onun için hayvaniyeti yaşayan, bedenseli yaşayan Allah'ın ayetlerini bile getirsen ki Allah diyor ki bu tipler diyor, mealen söylüyorum Kur'an'da, cehenneme soksam Kur'an'da. Sonra o cehennemden bizi bir daha dünyaya götür. Cehennem bizi dünyaya bir daha götür bak nasıl olacak. Allah diyor ki gene getirsem diyor cehennemden buraya gene öyle yaparlar. Sebebi sizin aklınızı almıyor. Çünkü sizin temel yapınız iradeye dayanıyor. İrade kalbi bir sıfattır. İhtiyar ise bedensel bir sıfattır. Hazır zamana muptelat. Ondan diyor ki usta cüz-i ihtiyarından vazgeçti. Hazır zamana muptela olduğu için cüz-i ihtiyarı şimdiki zaman arasında tercih yapar. Geçmiş ve geleceği tercih edemez. Yani oradan alamaz. İrade vicdanidir. Vicdanı biraz şey yapayım. Vicdan bir hakikattır. Yarın vicdanın diş kabuğunda irade var. Gir içeriye zihin var. Gir içeriye his var. Gir içeriye latife-i rabbani var. İrade vicdanidir. Vicdaniyat ölmüş. Hatemallahu ala kulubihim olmuş olanların iradeleri yoktur. Onlara ha demişsin diyor ayette. Ha dememişsin. Ya oraya içine almak sonra almak isterim. Yani. Onlar diyor ki ayette ha diyor teklif etmişsin. Ha teklif etmemişsin dinde. Niçin? Çünkü iradeleri yoktur. İradeleri çalışmayana ha Allah teklif etmiş, ha teklif etmemiş. Aynıdır. Ve ahirete gitsin, cehenneme girsin. Yalvarsa diyor ki diyor, gelse dünyaya gene aynı olur diyor. Sebebi iradeleri yok olduğu için. İhtiyar ise bedensel bir yapıdır. Yani bir beden onu ele alıyor şimdiki zamana. Sonra diyor ki imam diyor, bize hakim olunca burada cüz-i ihtiyarını cismin elinden alıyor. Bak, iman geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz-i ihtiyarı. Hem cüz-i ihtiyarı tarif etti. Geçmiş ve geleceği yoktur. O cüz-i ihtiyarı diyor, cüz-i ihtiyarın dizginini, cüz-i ihtiyar bir at gibi, onun dizgini kim bilmiş? Cismin elinden alıp. İman dizginini cismin elinden alıyor. Ver bana diyor. Meğer at gibi at cüz-i ihtiyaridir. Ona binen cisim. De tıksık 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 istediği gibi koşturuyor. İman geliyor. Ver bana bunun dizgini diyor. Onun elinden alıyor iman gidiyor. Dizgini kalbe ve ruha teslim ediyor. Ha, ustad da diyor ya oyuncu sözde. Cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. Arkadaşlar sizden bahsediyor. Galipten bahsetme. İlim değil bu. Sensin. Yani belki yeni tanışanlar var. Sen kastım şu. Bu beden odun gibi düşünün. Odun. Odunun içerisine Allah hangi ilim ve teknolojiyle dumanı yerleştirmişse bu bedene nefsi öyle yerleştirmiş. Allah odunun içerisine nuru, ısıyı, ışığı, ultraviyole ışınları bir sürü güneşin özelliğini odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse oduna, bedene de ruhu öyle yerleştirmiş.
Odunun içerisi iki tane zıt yapıdan meydana geliyor. Duman ve nur. Yaktığın zaman göz gözü görmez bir tanesi. Göstermez, kapatır, küfür. O nur ise açar. İşte bedenden kasıt cisim şeydir, odundur. Dumandan kasıt nefistir. Odundaki nurdan kasıt ruhtan bahsediyor. Yani kendinizi sakın bedenle ifade etmeyesiniz. Odun ben benim ama diyor ama içerisinde ne kadar zıt yapılar var. Onun içerisinde bir şu ne var? En büyük düşmanı ısı. Odunun düşmanı sıcaklıktır. Ateş. Ateş içinde. Duman. Bir sürü dalga boyları var. Yani güneşin özelliği var. İnsanda ise şu bedende aynı odunda bu varsa biz de tam 18 bin alemin hulasasıyız. Onun için bir an bir anınıza değişmez. Onun için dersin ya ulan benim fiyakam değişti ya. Ne güzel havam iyiydi ya 10 dakika önce. Ne oluyor bana? Demeyin. Sebebi. Çünkü sen hayvan değilsin, taş değilsin. 18 bin alemin farklı ifadelenmesinden kaynaklanıyor. O farklı haletleri. Ha? Şimdi iman geldi. Atın üzerinde binen cisim varmış. Ver bana onu diyor. Aldık kalbe ve ruha verdi. Ruh ve kalbin daire hayatı ise bakayım ruh ve kalbin daire hayatı yani içeriği cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından pek çok seneler maziden pek çok seneler istikbalden daire hayatına dahil olduğundan yani kalp ve ruh ne yapar? Bu sefer ele aldı. Kalp ve ruh cisim gibi hazır zamana bakmıyor. Cismim geçmiş ve geleceği yoktur. Şimdiki zamana muhtela. Kalp ve ruh ele alırsa cisminden ihtiyari geçmiş ve gelecekten bu insan beslenmeye başlar. Yani geçmiş demek Allah'a iman. Amentü billah. Allah'tan beslenmeye başlar. Allah'tan beslenmek demek Allah'tan ünsiyet eder. Çocuk anasını emer gibi Allah'tan insan emmeye, feyiz emmeye başlar. Nereden biliyoruz? Şu andaki senin halin odur. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş. Sırf renk ve şekilleri görme dediği için Allah'ı Latife-i Rabbani'mizin görmesine görme demediğimizden Allah'ı görmüyoruz zannediyoruz. Bakın gözün görmesine bakın. Kulağın görmesine bakın. Burnun görmesine bakın. Dilin görmesine bakın. Dokunmanın, kaşıntıyı göz göremez. El görür. Bak. İşte görme farklıdır. Ama cehalet görmeyi göze indirgediği için kulakla görmeyi inkar ediyor. Dille görmeyi inkar ediyor. İnsanın içi de böyle düşünün. Gözle kulağa düşünün. Farklı görmeleri var değil mi? Gir içeriye. Latife-i Rabbani'ye çok lazım olduğu için sanıyorum. Çanak gibidir. Çanak anten gibi. Uyduya bakın semaya çıplak gözle uyduyu göremezsiniz. Çanağın içine bakın çanakta olanı da göremezsiniz. Uyduya misal Allah'tır. Çanak antene misal vicdandaki Latife-i Rabbani'yedir. Televizyon kutusu da bedendir. Kablo da histir. Çanak antenin aldığı filmleri vesaireleri, sesleri, görüntüleri televizyona atar. Kutu bedendir. Televizyon içindeki elektrik hayattır. Televizyon içindeki program, yapı, elektronik yapı ruhtur. Çanakla bağlantısı histir. Latife yani çanağın gördüğünü biz çıplak gözle göremiyoruz. Çanağa bakarak çanağın içini göremezsin. Aynen bunun gibi de bakın gözle göremiyorsun çanağın içini. Latife-i Rabbani ne buna uygun görüyor. Çanak görüyor mu? Hatta çatıda çünkü şey yaptığını sağa çevir gözükmüyor, görmüyor. Uyduyu görmüyor diyor sen tamam mı? Ama gözle baktığın zaman içinde bir şey yok. Ama çanak görüyor. Hangi
Hangi gözle görüyor? Bu gözle görmüyor. Başka bir gözle görüyor. Tamam. Gördüğünü nereden biliyoruz? Alameti var. Karınca göstermiyor. İyi gösteriyor televizyon. Tamam. Bu nereye misal? Bizim Latife-i Rabbaniyemiz vazifesi Allah'a müşahede etmektir. Vicdanın dört özelliği vardı. İrade, zihin, his, latife. İradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Hissin vazifesi muhabbetullah. Latife-i Rabbaniyenin müşahadetullah. Müşahede, yani Allah'ı müşahede ediyor. Başka işlevi yok. Ünsiyet mi oluyor? Ünsiyet oluyor değil mi? Onu anlatacağım. O Allah'ı görüyor. Allah'ın esmasını. Allah'tan emiyor. Feyiz. Bunu bedende şöyle gözüküyor. Ruhta burada. Ünsiyet olur. Allah'tan zevk almaya başlar. Mesela derste rahatlık olur. Veya bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Namazda, bazı namazlarımızda öyle olmuyor. Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğünü gösteriyor. Allah şöyle diyor o anda bize. Kendisini aralıyor. Ey kulum, şu anda ben senden memnunum. Huzur. Bunun da huzurdur. Huzur olabilmesi için Allah hazır olması lazım sende. Hazır olmadıkça huzur olmaz. Huzur andadır. Gaybda değildir. O zaman o rahatlık Allah'a ünsiyet. Eylem itibariyle Allah'ın insan üzerindeki eylemi, nasibi, verdiği, vermediği onları hiç sorgulamaz. Yani Allah'ı sorgulan, niye başıma bu geldi? Gelmeseydi, o olmasaydı demez. Bu bir. İki, Allah'a karşı ünsiyet eder. Allah'ı böyle ruhunda hisseder. Böyle Allah ile hemhal olur. Nasıl bir şeyse, onu işte öyle nasıl bir şeyse, onu yaşayan yaşıyor. Gaflette olanla ülfet mi olmuş oluyor? Evet. Allah ile ülfet olur. Allah'a ulaşılmaz der. Allah ile nasıl yapmışsa, nasıl becermişlerse bazılar, Allah'a ulaşılmaz. Allah'a şey yapılmaz. Allah'ı ötelemişler. Oysa Allah'ın nuru sımatı velat. Allah her şeyin nurudur. Bizim de nurumuzdur, her şeyimizdir. Ötelemiş. Yani bu suyu nasıl öteler? İnsandan esmayı çıkarmak demek, esma, Allah'ın esması, buzdan suyu çıkarmak gibidir. Buzdan suyu çıkar. Yani imandan haşa Allah'ı çıkartmak, buzdan suyu çıkartmak gibidir. Onun için irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. Tamam mı? Bu temel bilgileri şey yapıyoruz ki tefekkürümüzde kullanırsınız diye. Sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyorum, bu temel çok uzak kalmıştık ya, biraz böyle gerçi bunlardan aşinanız vardı ama ben bir de tekrar ediyorum ki böyle eski biraz şeyinizi canlansın bilgileriniz. İstifade etmeye gayret edin. Zaten 5-10 dakika sonra keseceğim. Sizden bahsediyorum. İçinizden bahsediyor. Bunlar camilerde verilen bir şeyler değil. Buradan konuşuyorum ama camilerde, hutbelerde, vaaz eden, camide vazife yapan bir insanım. Yani buradan konuşmak kolaydır denmesin diye söylüyorum. Ben camilerde vazife yaptığım kişiyim. Orada bunu veremiyorum, veremem. Bunu dikkatlice dinleyin. Çünkü İsa Aleyhisselam ayetinde diyor ki, isteyene verilecektir. Bunları duy, anlamasan bile ahirette isteyen olur. Sabaha ibadet yapsan, şu dersin hakikatini biraz anlasan, onun zerresine gelemez ibadetin. Şu hakikati anlamanın zerre kadar inkişaf etmek, gece sabaha kadar teheccüd de bile kısar, bu manaya gelmez. Marifetullah başka bir şeydir. Marifetullah,
kamil insanlarda olur. Tevcut herkes yapar. Tevcut namazı herkes yapar. Bunu kaçırmayın bu tür manaları. Bu insanın hakikat miracıdır. Miraçtır. Hadiste bir saat tefekkür, bir saat nakli ibadetten. Evet, bin rekat. Tefekkür, bin saat, bin senet. Tefekkürün zaten hayrı min ibadet senet. Yani yer yer şey yapıyorum ki nefis aldatmasın diye araya giriyorum. Çünkü istemez bu tür dersleri. Şimdi iman geldi, atın üzerindeki cismaniyetten aldı cüz-i ihtiyari. Bu sefer kalbin ve ruha verdi. Kalp de ruh ise mazi ve mustakbelden beslenmeye başladı. Nereden açıldı oradan? Allah'tan beslenmeye başladı. Sonra istikbale, geleceğe doğru baktığı zaman ahirete iman. Amentu billah'taki ve bil yomil ahir. Ahirete iman etmekten insan bu dünyada beslenmeye başladı. Onu mesela 26. lema bunu çok güzel söylüyor. Yani nokta istinat ve nokta istimdadı devamlı işliyor. Yani mesela bir aileye diyor ahirete iman hükmederse, hükmetmezse, hükmederse, gençlere hükmederse, hükmetmezse, tamam mı? Cemiyete ahirete iman hükmederse, hükmetmezse neler olduğunu şu alarda 11. şuada anlatıyor. Şimdi yanlış şu var işte, eğer bir kalp ve ruh bu manalarla tefiz etmeye başlarsa Allah'tan ünsiyet eder, Allah'tan zevk almaya başlar, Allah'tan feyizler alır. Onun alametini size ipuçları şey yapayım böyle. Nasıl ki yağmur gelmeden önce bir, Allah göndermeden önce bir rüzgar gelir. Kokusu gelir. He? Kokusu gelir. Kokusu gelir. Tozları böyle ince sertmeye başlar. Serti gelir, kendisi olur. Kokusu da gelir. Ha? Ha. Romatizmalı hastalar ta 6 saat önce alır. İşte iman, Allah sizde Latife-i Rabbaniyenizin gördüğüne delil, oradan feyiz aldığınıza delil, sükündür, asude olmaktır, Allah'a ünsiyet etmektir, Allah'ın senin üzerindeki tecelliyatını sorgulamamaktır, Allah ile tatmin olmaktır, Allah ile zevk almaktır, icraatını sorgulamamaktır. Biraz da arkaya geçersen, bu insan, huvel evveluhu vel ahiru vel zahiru vel batın, dört isim hulasasıyla bakar, Allah canibinden kudretin azameti altında müşahede ederek, Allah'ın hikmetini, Allah'ın adaletini, Allah'ın hikmetini, Allah'ın adaletini, Allah'ın inayetini, Allah'ın rahmetinin bütünlüğüyle kainatın ve hadiselerin arkasından bakar ve hayretle seyreder olayları. O artık o Allah'ın nuru semavat ve ard olduğu gibi o Allah'ın nuruyla bakar artık. Kader-i İlahi'nin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek olayların arkasından olayları seyreder ve lazım olduğu gibi görür. Biz ise filmin tek karesini görürüz. Onlar filmin tümünü görür ve hakikaten bu filmde bu kare olması lazım der. Bizim itiraz ettiğimiz yerlere onlar gayet öyle lazım olduğunu onaylar. İşte Allah'tan tefeyyüz etmenin, ünsiyet etmenin, ülfet etmenin değil, alametleri bunlar gibidir. Bu değildir, bunlar gibidir. Ne yapar? Mazi ve istikbali daire hayatına katar. Bu adam, bu insan bizim gibi, bizimle beraber, bizim içimizde iken, oysa ötelerden besleniyor. Mesela şöyle düşünün. Adamın bir telefonu var, cep telefonu. 3G ile de görüyor, ses de geliyor, değil mi? 3 GPS var, navigasyonla yerlerini tespit eder, nereye gideceğini de bilir ve ondan sonra konuşur. Ama 100 sene önceki adamı getirsek, telefondaki o halleri bilemez. Yani beslenemez. Yani yanında bir şey var. İşte Allah'ın canibine bakmak bu. İşte 10 defa söyledik şu telefonu. 10 defa. Yani değer vermiyorsunuz. Değer vermiyorsunuz ve bloke ediyorsunuz. Daire hayatına dahil olduğundan
o cüz ihtiyarı cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Artık aramızda bir insandır ama ötelerden besleniyor. Zahire bakarsın senin çanak gibidir. Ama o çanak uyduyu bulmuştur, o emiyor. Yani aramızda olur. Fakat ötelerden besleniyor. Risale-i Nur'a çanak diyebilir miyiz? Aynen. Yani vicdanın oraya bağlarsan olur, vicdanın olur. Fena fi risale olunca vicdanın fe risale olur. Artık oradan besler. Oradan beslenilir. Şimdi bak nereye geliyorum? Puf noktaya geliyor. Bu şimdiye kadar yarım saati bunun için konuştuk diyebilirim. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet iman ile girdiği gibi, hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi, nuru iman ile istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Evet, geldik şeye. İmanın hakikati da ikiye ayrılır. Bir, nur. İki, kuvvet. Diyor ki, zama geçmişten hüzünler gelir, elemler gelir. Geçmişten korkular gelmez. Yani keşke yapmasın. Keşke demesin. Keşke istemesin. Nerede yaptın? Lanet olsun. Üzülüyoruz ya. Bu geçmiş. Hüzün ve elem. İman artarsa bu geçmişe giriyor. Onun için çok lazım dedim size. Bak. Bu imanın kuvveti. İmanın iki kuvvet şeyi var, özelliği var içerisinde. Bir kuvvet, bir nur. İşte iman arttığı zaman imanın içine giren kişinin imandaki kuvvet maziye geçer. Çünkü imanın geçmiş geleceği yoktur. Bütünü bakaplar. An, geçmiş, gelecek hepsine nazar edin. Mazine geçersin. Bak ne kadar. Mazideki o teessüf ettiğin şeyleri formatını değiştirirsin. Yübedilullahi seyyatı masenat, seyyatına senatına temel. Nasıl yap olur? İstidadı şer, istidadı hayra döner, tövbe ile gusul aldırırsın. Tövbe. İmanın kuvvetine göre tövbenin kuvveti ve geçmişe uzantısı, gücü o kadar kuvvetli olur. Geçmişine girersin, Gelani Hazretleri, alemi gayba geçmiş, alemi manaya girmiş, gitmiş geçmişinde, kitabında şöyle yazıyor, gençliğimde diyor, günahları yaptı zaten. Kıbleye karşı ayak uzatmış, onu gitmiş silmiş. Yani geçmişine girip istediği gibi değiştirebilirsin. Geçmişe girip tövbe etmek imanın kuvvetiyledir. İmanın kuvveti nispetindedir. Ruhun gusluğudur tövbe. Ruhun abdestidir tövbe. Bizim bildiğimiz abdest bedenseldir. Beden iş yapıyoruz. Şimdi ona ait şeyi de anlatacağım. İmanın nuru ise geleceğini aydınlatır. Nur geleceğe bakar. Peki ne işimize yarar? Korkuların yönü gelecektir. Geleceği karamsar olan, geleceğini dolduramayan, geleceği ümitle bakamayan insanlarda korku olur. Korkunun yönü gelecektir. Teessüf ve elemin yönü geçmiştir. İman ise kuvvetiyle geçmişinin zulümatını ne yaparmış? Geçmiş hüzünlerin zulümatını def edebildiği gibi def ediyor. Gelecekteki istikbalın en uzak dağlarına kadar çıkan korkuları izale eder. Artık kabirden korkmaz. Haşirden korkmaz. Nasıl korkmaz? Korkmaz kardeş. Artık Allah'a ünsiyet ettiği için Allah canibinden bakar. Korkmaz bir ruhu anlatayım size. Nasıl korkmaz? Korkmaz kardeşim. Bir daha tekrar ediyorum. Hep şualar getirmişsiniz. Şu iki tane sözler getir. Şu iki tane şualar. Hemen bir zahmet. Korkmaz. Çünkü niye? İmanın nuru geleceğe geçmiştir. Kabir bizim gelecek değil midir? Haşir gelecek değil midir? İman nuru oraya da girmiş. Orayı da değiştiriyor.
Çünkü gelecek demek senin 60 sene sonra yaşayacağın değil. Geçmişin ta Allah'tır. Geçmişin Allah olacak da geleceğin sırf bu dünya mı olacak? Kabire de giriyorsun. Orayı da değiştiriyorsun. Yerdeyken arş-ı alay mutala ediyor. Temaşa ediyor. Keşfel kubur kabire giriyor. Değiştirebiliyorsun. Nasıl değiştiriyor? Ölmüş azap çekiyor babam ve serdosun. Bir rahmet veriyorsan değiştiriyorsun. Azaptan kalkıyor. Nasıl oluyor? Giriyorsun ruhuna, duayla giriyorsun. Biz duayla giriyoruz. Ötekisi bayağı giriyor. Ya? Gelseydi. Evet. Demek ki korku yönü gelecektir. Korku. Korkuların çaresi imanın nurunu artırmakla mümkün. Yoksa inim inim insanlık inlediği gibi sen de inlersin. Biz de inliyoruz. Korku. Korku yorumlanmadığı için. Peki korkunun bir sebebi de mazinin kötü geçmesidir. Bak. Geleceği nasıl değişti? Nasıl bakıyor? İmanın nuruyla. Bak Allah aşkına. Dikenli yolda tayran ederim. Bu noktada bakın. İmanın nuru geleceği nasıl değiştiriyor? Daha yaşamadığın halde. Dikenli yolda tayran ederim. Yani sıkıntılı zannettiğin şu dünyada var ya. Dikenli yolda tayran ederim. Yürürüm yani. Ama dikenli yolda yürürken sen gibi basmam. Kapıyı aç istersen. Aç aç. Aç. Tamam. Dikenli yolda yürürüm ama sen gibi basmam. Ferçten aşağı şükran ederim. Sen gibi asmam. Mefte öcele dost bakarım gelecek. Sen gibi korkmam. Korkunun yönü gelecek. Bak ne yapacak, nasıl değiştirecek. Kabre gülerekten girerim. Sen gibi ürkmem. Niçin? Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem de ondan. Nasıl görürsün? Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, ondan sıkılmam. Rahman kapısı, rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri de çekilmem. Yorumlamaya bak, kabiri nasıl yorumluyor? Yaşanan bir ruh. Bismillah diyerek çalıyor. Çalacağım da demiyor. Şimdi yaşıyor. Bismillah diyerek çalıyor. Arkama da bakmam. Eyvah, malı mülkü çoluk çocuğu bıraktık ya falan. Yapacak işler vardı. Arkama da bakmam. Arkama bakıp da önümden dehşet almam. Dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem. Vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan haşi işitip kalkacağım. Mahşer ekberden çekilmem. Mescid-i Azam'dan çekilmem. Eyvah diyerek kaçmıyor. Lütfu niçin böyle? Çünkü lütfu yezdan. Allah'ın lütfu. Farsçadır yezdan. Nuru Kur'an, feyzi iman. Üç tane. Lütfu yezdan. Yezdan, Allah. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman. Feyzden bahsettim ya. Sayesinde hiç üzülme. Allah'a suizan etmez. Allah beni yakacak, şey yapacak. Niye yakacak kardeşim seni? Doğru yerdesin, doğru insanlarla, doğru iş yapıyorsun. Niye yakacak diye düşünüyorsun. Nereden bu kapmışız böyle ölüm şey korkusu, azap korkusu canım. Sanki Allah haşa cumhuriyet savcısı gibi ceza kesen bir makam. Hep korkutmuşlar. Allah sevdirmeyi ikinci derece bırakmıştır. Allah sevdirememişiz Allah'a.
Allah'ı sevememişiz ya, tövbe ya. Allah deyince hep korku hatırımıza geliyor. Sorayım ya. Allah deyince ne hatırlıyoruz? Hemen cehennem. Azap. Oysa Allah Allah'tır ya. Şimdi girmeyeyim oraya. Dengemiz bozulacak. Durmayıp koşacağım. Durmayacağım ben. Arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah. İnşallah. Ya. Çok tuhaf. Geleceği nasıl yorumluyor? Sen gibi diyor korkma. Mevte Ecele dost bakarım. Sen gibi korkmam. İman böyle kabire. Allah'a. Haşre her şey ünsiyet veriyor. İmanın içerisinde ünsiyet var. Ünsiyet. Yani yakınlık, haz duymak, onu hissetmek, ondan, onun yanında. İşte öyle yani. Öyle ünsiyet olur. Allah'a ünsiyet olunca 6 tane şey yapmak lazım. Bak. Pervane var ya şurada, top boğazında. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Aşağı yukarı. Hiç kimse demez ki beygir gibi ne aynı şeyi donatıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Fakat bu pervaneye bir mil bağlı. Öyle mi? Bu mil boşlukta dönmüyor. Bir yatağın içinde dönüyor. Bu yatağın içinde 4 tane disk var mesleğim itibariyle. Burada mıknatıs ve kömür. Burada. Burada dönüyor. Sonra bu endüvi döndüğü zaman bu bakır bir bobindir. Bakır. Bu bakır kendisi değil. Kömür ve mıknatıs değil. Fakat bunun burada dönmesiyle, bununla ve bununla alakası olmayan uyduruk kelimesiyle manyetik bir alan oluyor. Manyetik alan ne bundandır ne de bundan. Bunun dönmesinden Allah hiçlikten yaratıyor. Bu dönmeye ve manyetik alan çoğalmaya başlayınca bu manyetik alan kontrolsüz bir duman gibi bir yoğunluktur Murat. Sonra sıkışınca bu yoğun, kontrolsüz, şekilsiz, hacimsiz, kütlesiz manyetik alan enerjisi, manyetik alan enerji değil, sonra kömür ve mıknatıs vasıtasıyla yükleniyor ve üzerinde bir kablo var. Kabloyla elektrik akıyor ve Kırıkhan'ın, Hatay'ın hangi ne kadar cihazı var? Evlerde, iş yerlerinde bunları çalıştırıyor. Başlangıcı aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Fakat neticesinde Hatay'ın bu kadar cihazı. Dönmese cihaz yok. Şimdi hakikate uyguluyorum. Aşağı yukarı Allahu Ekber, Allahu Ekber namazdır. Veya tesbihtir. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı bu mil dönüyor. Bu bobin dimağdır. Dimağ. Bölümleri var. Bu disk, yatak dediğimiz şey dima biliyorsunuz kalbin hizmetçisidir. Bu kalbin içerisinde dönüyor. Boşlukta dönmüyor. Felsefeciler o da hareket ediyor. Eğitim yapıyor, bir şeyler yapıyor, okuyor. Ama bir yatağın etrafında dönmediği için elektrik yok, boşluk. Kalbin içerisinde, etrafında, içinde eğer dönerse manyetik bir alan oluyor. Onun adı imandır. Sonra o iman kablo vasıtasıyla manyetik alanla hiç alakası olmayan daha kesif şey var. Şey daha ne? Kablonun içerisine elektrik giriyor. Elektrik de histir. Şehir de ruhtur. Ruhta ne kadar istidat ve kabiliyet var? Yani şehirde ne kadar cihaz varsa ona da benzeriyor. Yani bu kabloyla gittiği zaman şehirde ne kadar cihaz çalışıyorsa buradan çıkan manyetik alan sıkıştırılarak elektriğe dönüştürülüyor. Elektrik de kablodan akarak gidiyor. Yani aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya ne ya yatıp kalkıyorsunuz diğerlere diyeceksin. Ha, pervane ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama burada aşağı yukarı. Burada aşağı yukarı değil. Fabrika çalışıyor.
Burada aşağı yukarı lambalar yanıyor. Burada aşağı yukarı kaynak makinesi çalışıyor. Aşağı yukarı burada fotoğraf çekiyor. Aşağı yukarı ise cep telefonuyla konuşuyorsun. Aşağı yukarı ile binlerce nihayetsiz cihazları çalıştırıyor. Aşağı yukarı. Biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşte iman burada meydana geliyor. Onun için amelsiz, bu pervanesiz elektrik iman etmek olmuyor. Amel ne işe yarıyor? Bu pervane ne işe yarıyorsa. Ha? Bunu hakikate uygulayalım. Amentu billaha uygulayalım. Bu akşam namazda Allah şey yaptı. Buna merak saldı. Niçin amentu billahi ve melaiketi ve kütübi? Allah'a iman esaslarından 6 tanesidir. 6 taneden bir tanesini çıkarırsanız hepsi gidiyor. Niye ki? Bir tanesi gitsin 5'te 1. İşte bugün namazda o gayri ihtiyari meşgul etti beni. Bugün ilgimi çekmemiş şeydi. Elhamdülillah yatsı namazına verdi. Peki 6 taneyi burada uygulayalım. 1. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bir tanesini çıkarırsanız bakayım fabrikada veya bu ders yaparken bu lamba yanar mı? Bir tanesini çıkartın bakalım devredişi. İman esasından bir tanesini devredişini çıkarmak aynı şuna benziyor. Aşağı yukarı 1. Mil 2. Bobin 3. Yatak 4. Kablo 5. Fabrikaların yanması 6. İman esası da böyledir. Bir tanesini bundan sökün alın, hiçbir şey yapmaz. Pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı. Kablo yoktur. Kablo yok. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ne yaparsın? Fabrika yoktur. Fabrika yok, hiçbir şey yok. Bir tanesini kaldıramazsın. Bu el. İman esası da böyle bir bütündür. Yani netice alman için bu sürecin tümü lazım. Uygulayayım ben bu pervaneyi. Uygulayayım. Bir, 6 tane iman esasını bu pervane gibi. Bir, ben olan ben. Ben olan ben. İki, arş-ı azam. Tamam mı? Arş-ı azam. Ruh yani. Ben olan ben, ruh değil. Ruha sahip çıkan, benim ruhum diyen. İki, arş-ı azam, ruh. Üç, lef-i mahfuz, akıl. Dört, arş, kalp. Beş, kürs. Nefis. Nefis yani, kürs nefis. Altı, alem-i şahadet. Varlık, şeceri hilkat. Altı, sen. Yani beden, cismaniyet. Bütündür. Yani Nur-u Muhammed'i, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Lef-i Mahve ispat ve yani Lef-i Kainat ve insanın bedensel şu sergi. Bir tanesini çıkarmak, pervaneden bir tanesini çıkarmak, 6 tane iman esasından bir tanesini çıkarmak gibi oluyor. Demek ki ders bitti. Korku geleceğe aittir. Teessüf, hüzün ve hüzün derelerine iman girdiği gibi zaman mazinin derelerinde kuvvet iman girmediği hüzünleri zulmetleri. Yani geçmişteki günahlar. Geçmişi kötü olan, geçmişe dair bugün imanı artıp da geçmişinin genetiğini değiştiremeyenler, geçmişi rezil olanlar geleceğe ümitle bakamadıkları için ortaya bir şey çıkıyor. Korku. Yani çamaşır. Bak. Öyle. Yani ne demek? Çamaşırı sıkıyorsun ya. Çamaşırı sıkınca ne olur? Su akar. Korku insanlarda ne oluyor? Geçmişi bozuk olan veya bozuk olduğu için geleceği yorumlayamayan, ümitsiz bakan, ümitsiz, Allah'tan kopuk bir düşünce, ümitsiz olur. Geleceğe karamsar, ümitle bağlanamayan, yani bir cemaati yok olan, tek başına olan adam, geleceği karamsar, karanlık görür. Gelecek kabirdir, gelecek kanser olmaktır,
gelecek tansiyon yükselmesidir. Yani geleceğe de bir sürü malzemeler var. Onları Allah ile izah edemediğinden, Allahsız kanseri düşündüğünden, oysa kanser adam öldürmez, tansiyon adam öldürmez, kalp krizi adam öldürmez, Allah öldürür, ruhi ve ümit. Allah bir şey murat etmese olmaz. Allah ecel herkesin ömrünü bir an ileri geri yapmadığı için senin ömrüne eceli onu bahane ediyor. Yoksa kalp krizi gelip kolunu sağlayarak hop ben geldim, seni öldürmeye geldim. Öyle bir şey yok. Kanser adamı öldürmez, Allah öldürür. Ama ölümüne, yani ölümün vesilesidir. O zaman dünyada yaşama, bulunma müddetine ömür denilir. Dünyadan teris olurken şekli kanserdir, tansiyondur, şudur, ona ecel denilir. Usta buna ecel tezkeresi diyor. Askerlik herkeste eşittir. Ama askerden teris herkeste farklıdır. Kimisi şofördür, kimisi tamircilikte, kimisi postacıydı, kimisi yazıcıydı, kimisi fuzuliciydi. Yani ama herkes bitirdi diye yazar. Yani, hani teris tezkeresi çıkış şeklidir. Unvanla çıkıyorsun. Neyle çıkıyorsun? Talebe-i ulum, mücahit, gafil, fasık. Yani çıkış şekli. Ama askerde bulunma müddeti sabittir. Peki. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.